Koş önce. Dil altını getir babamın. Babam dur. Baba! Sen mi yaptın lan? Mert! Sen mi yaptın? Mert! Mert Ömer Bey değil! Ömer Bey değil! Salih Efendi. Salih Baba ne diyor bu? Mert, Mert kazaydı, bilerek yapmadı. Salih Baba! Mert! Mert bir kazayla oldu diyorum, bir şey yapma ona. Ne kadardır sesleniyorum, duymuyor musun? Nedir o dışarıdaki tantana? Hanım, neler oldu bir bilseniz. Ne oldu? O Salih Efendi. Salih Efendi o şeyi öldürdü. Ne diyorsun, ne öldürmesi? Ömer Bey de oradaydı. O sarhoş adam Gülrü'yle Ömer Bey hakkında öyle akla gelmez şeyler söyledi ki... Salih Efendi de ona vurdu. Sen içeride kal. Cihan sakın dışarı çıkmasın. Gülfem Hanım. Salih Bey, iyi görünmüyorsunuz. Bir hastaneye gidelim. Kızımdan uzak durun. Bir baba olarak sizden rica etmiştim. Söz almıştım. Baba. Baba deme bana. Ömer, gitsen iyi olacak. Salih Efendi. Ben bütün bu olanlar için çok üzgünüm. Gülfem Hanım. Mert. Mert. Hadi kalk. Hadi kalk. Babamdı o benim ya. Ayaştı mayaştı ama babamdı yani. Biliyorum. Bilmez miyim? Hadi bana bak. Bana bak Mert. Bana bak. Bak bana. Ben de babamı kaybettim biliyorsun. Sen delikanlı adamsın. Topla kendini. Baban için ne gerekiyorsa yapacağım, ben halledeceğim. Tamam. Baba. Uzak dur. Gülür o. Hadi sen eve git. Yürü. (Gülüyor)
Nedir bu halin? Söylesene oğlum. Bir sesler vardı. Kavga mı çıktı yoksa? Ömer. Lütfen bir şey söyle. Lütfen. Babam, biz burada kapıda bekliyoruz, tamam mı? Arkadaşlar lütfen burada beklemek yasak. Lütfen yardımcı olun lütfen. Abla avukat tutalım. Avukat. Ya ne avukatı canım, hayal kurmayın siz de. Param var Allah aşkına. Paranız yoksa baro size avukat atayabilir. Sağ olun. Rica ederim. Ben Salih Çelik'in avukatıyım. Sorguya almışsınız onu. Şimdi getirdim, bunu götürürüm size. Affedersiniz. Ben Salih Çelik'in kızıyım. Siz... Geçmiş olsun. Ben Gülfem Sipahi'nin avukatıyım. Kendisi rica etti. Ben içerideki işimi bitirdikten sonra ayrıntılı konuşuruz, olur mu? Tabii. Sağ ol. Allah razı olsun. Vay be. Esaslı kadınmış ama ha. Kim kime yapar bu devirde ya? Aman enişte. Yani babam da bu köşkün bunca yıllık çalışanı. Ya yani olsun o kadar artık. Alo. Karakolda mısınız? Ben şu an konuşamıyorum. Herkes burada. Anladım canım. Ne diyeceğim? Avukatımı gönderdim. Birazdan yanınızda olacak. Yok, gerek kalmadı. Gülfem Hanım kendi avukatını göndermiş. Ben seni arayayım mı çıkınca? Alo. Bugünkü bütün randevularımı iptal edin. Başka bir gün alın. Olur olur uygun. Tamam. Sağ ol. Avukattan söz ediyordun az önce. Bir sorun mu var? Güdrü'nün babası için konuşuyordum. Lütfen bu mevzuya karışma. Basına yansırsa ne olur düşünebiliyor musun? Basın filan umurumda değil benim. Onlar için ne yapabilirim, bunu düşünüyorum. Bu hassasiyetini de anlayamıyorum. Senden önce Gülfem var. Onu... Babam. Nereye götürüyorsunuz? Baba, sorgu hakimliğine. Çekilin lütfen. Babacığım. Kızları eve götür. Tamam baba. Babam. Babacığım. Babam buradayız biz. Babam, yanındayız biz, tamam mı? Avukat. Sayın Bey, serbest bırakırlar değil mi? Yani bir sürü tanık var, o hiçbir şey yapmadı, yere düşünce kafasını vurdu. Ölüme sebebiyet vermek suçtur. Şikayetçi olunmasaydı tutuksuz yargılanabilirdi.
Oğlu değil ama maktulün eşi şikayetçi. O yüzden tutuklu yargılanır. Bir gelişme olursa size haberdar edeceğim. İyi günler. Teşekkürler. Kızlar, hadi babamı duydunuz. Doğru eve bakayım. Hadi yürüyün, yürüyün, yürüyün. Hadi. Abla, siz gidin, ben geleceğim sonra. Yok yok, olmaz. Hep beraber. Ablam, ben bir yere sığamam şimdi. Hadi siz gidin, ben geleceğim sonra, tamam mı? Hadi. Hadi abla, hadi bırak ne hali varsa görsün. Hadi yürü gidelim. Yoncam, şu çiçeği ara. Çiçeği ara da eve gelsin hemen.